Merhabalar. Önceki videomuzda profil, arkadaşlar, takvim bölümleri hakkında bilgi vermiştik. Bu videomuzda beyaz panoda yapacağımız ayarlamalara bir göz atalım. Ayarlamalara ulaşmak için sayfanın sağ üst köşesinde bulunan isminizin yanında yer alan ok tuşuna tıklayarak açılan menüde şifre değiştirme, gizlilik ayarları, yardım ve çıkış bölümlerine ulaşabilirsiniz. Öncelikle şifre değiştirme bölümüne bakalım. Bu bölümde şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Şifre güncellemek için giriş bilgisi sayfası karşımıza gelmekte. E-posta bölümünde giriş yaptığımız e-posta yazıyor. Mevcut şifre bölümüne kullandığımız şifreyi girelim. Yeni şifre bölümüne değiştirmek istediğimiz şifreye giriyoruz. Şifreyi onayla yapıyoruz. Gönder butonuna tıklıyoruz. E-postamıza şifremiz gönderilmiş oldu. Şimdi e-postaya geçelim. Evet, şu anda mailimiz geldi. Tıklıyoruz. Şifremiz değiştirildi. E-postada buna dair bilgi vermekte. Tekrar eğitmen hesabına dönelim. Eğer şifrenizi unuttuysanız ve girişi yapamıyorsanız, giriş yaptığımız bölümde yer alan şifremi unuttum linkine tıklayarak bir e-posta adresi girmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle çıkış yapalım. Giriş bölümüne tıklıyoruz. Pencerenin sağ tarafında yer alan şifremi unuttum bölümüne tıklıyoruz. Burada bizden bir e-posta adresi istiyor. E-postamızı yazıyoruz. Gönder diyoruz. Mailimize şifre gönderildi. Şimdi mail hesabımıza bakalım. E-postamız geldi. Açıyoruz. Burada bize bir bağlantı veriyor. Bu bağlantıya tıklayalım. Bağlantıya tıkladığımızda şifre sıfırlama bölümü karşımıza geliyor. Bize verdiği şifre 24 saat içinde geçerli. 24 saatte olmadan şifremizi güncellememiz gerekiyor. Giriş butonuna tıklıyoruz. Bizi şifre değiştirme bölümüne yönlendiriyor. Şimdi yeni şifremizi giriyoruz. Gönder diyoruz. Şifremiz değiştirilmiş oldu. Şimdi tekrar ayarlar bölümüne dönelim. Gizlilik ayarları hakkında bilgi edinelim. Gizlilik ayarları kullanıcının profil, güncellemeler, dersler, e-posta adresi ve mesajlaşma gibi konularda çeşitli tipte kullanıcılara görüntüleme veya işlem yapma yetkisi vereceği alandır. Bu kısımda hiç kimse, arkadaşlarım, okulumdakiler arkadaşlarım ve kayıtlı kullanıcılar seçeneklerinden biri seçilir. Hiç kimse seçeneği yalnızca sizi, arkadaşlarım seçeneği arkadaş listenizdeki kişileri, okulumdakiler seçeneği profilinizde sizinle aynı okulu belirlemiş olan veya sizinle aynı sınıfları paylaşan tüm kullanıcıları, son olarak kayıtlı kullanıcılar ise tüm beyaz pano kullanıcılarını temsil etmektedir. Gizlilik ayarları tanımlandığında aşağıda yer alan gizlilik ayarlarını güncelle tuşu tıklanarak değişiklikler kaydedilir. Şimdi biz gizlilik ayarımızda profil ayarını hiç kimse olarak belirliyoruz. Profil ayarını hiç kimse olarak belirlediğimizde güncellemeler, dersler ve e-posta adresi de buna bağlı olarak hiç kimse olarak ayarlanıyor. Gizlilik ayarlarını güncelle diyelim. Ayarlarımız güncellendi. Şimdi öğrenci hesabına gidelim. Ve eğitmeni profilini görüntülemek isteyelim. Eğitmenin ismini arıyoruz. Eğitmenin profiline gittiğimizde bu kullanıcının bilgileri gizlidir yazıyor. Kimse eğitmenin adresine ulaşamaz. Tekrar eğitmen hesabına dönelim. Sayfanın sol tarafında engellenenler bölümü yer almakta. Eğer arkadaş listenizden engellediğiniz kişiler varsa burada isimlerini görebilirsiniz. Burcu Güneş isimli bir kişiyi engellemiş görünüyor. Eğer engeli kaldırmak istiyorsanız isminin altında yer alan engeli kaldır seçeneğini tıklanarak engeli kaldırmış olursunuz. Tıkladığımızda kaldırmak istiyor musun diye soruyor. Evet diyoruz. Artık engellenen kullanıcılarda hiçbir kullanıcı ismi yok. Yardım hakkında bilgi verecek olursak,
Ayarlar kısmından yardım linkine tıklayarak eğitmen ve öğrenci seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Bu sayfada Beyaz Fon'u kullanım hakkında yardım alabilirsiniz. Bu videomuzda ayarlar hakkında bilgi verdik. Hoşça kalın.